Kardeş. Evet Esra Kaç yaşındasınız? Ben 23, ben Kar de 20. 20 yaşındasın. Sen <laughs> evli misin Hasret? Evet. Ne zaman evlendin? Ben 2018'de evlendim. Çocuk var mı? Var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Biraz erken oldu ama... <laughs> erken olduğunu ne zaman anladın? <laughs> Bayağı <bir> oldu ama... fayda <laughs> etmiyor. Hmm. Neyse canım şimdi evlisin artık yani söyleyecek bir şey yok da. Evet, Doğrudur. Doğru. Ama her insana yani her kadına her erkeğe de sorsanız bu sorunun cevabı biraz yıllar geçip olgunlaşmaya başlayınca hayat tecrübesi ve bilgisi arttığında keşke e, daha kendimi tanıdığım ve anladığım yaşta bir evlilik yapsam. Daha yok. iyi olurdu evet. E, sen ablana destek olmak için buradasın. Her evet. zaman. Onun yaşadığı her şeye şahitsin Nazmi. Ee, Nazlı da diyorlar sana İstanbul'dan evet, katılıyorsun 23 evet. yaşındasın ee, 4 yıl önce kaçarak severek Evet evlendim Evlendin ve bu e, evlilikten bir buçuk yaşında bir evladım var Evet Esra E, ee, Allah bağışlasın Allah razı olsun Kaçtığına değdi mi? Değmedi Esra abla keşke hiç kaçmasaydım hiç tanımasaydım Kaçarken neleri geride bıraktın? Ailemi bıraktım hay güzel mutlu günlerimi geride bıraktım o gün mesela ailem buraya gelseydi kızımız kaçtı hala oğluna kaçtı kızımızı geri getirin deseydi sen ne derdin? Gelmezdim herhalde Esra abla. Gelmezdim seviyorum derdim. Evet seviyordum onun için çok şey yaptım ama Esra abla değmedi. Değmedi peki bana niye başvurda bulundun? Esra abla ondan boşanmak istiyorum çocuğumun velayetini istiyorum nafaka bana maddi manevi her şekil Yardımcı olmak Tabii için. Tabii ki bu en son söylediklerin hepsi Aynen. mahkeme yoluyla çözülecek şeyler ama... ...üç buçuk yıllık, dört yıllık bir evlilik var. Bir buçuk yaşında bir çocuk var. Evet, dört Esra. yılda insan neden bunları ister? Sen ne yaşadın bu evlilikte? Esra abla 2017'de kaçtık, evlendik. Senin evet. akraban. Evet akrabam. Kaynanamla beraber oturuyorduk Esra abla. Kaynanam görümcelerim hiç rahat vermiyorlardı bana. Sürekli şiddet. 2017'de bir düşük yaptım Esra abla. Hı hı. ...sonra dedik neyse bir şey olmaz... ...evliliktir devam düşük sebebin edelim. Düşük neydi? Düşük sebebi o kadar sıkıntı yaptım... ...eşimde de şiddet gördüm Esra abla o Hı -hı. yüzden. Şu şekil var Esra abla... ...bir de ondan sonra dedim neyse... ...evliliğimizi bozmayalım... ...hani kaçmışız kimseye rezil olmayalım... ...sonra 2018'de tekrar... ...öyle bir çocuk istedik Esra abla... ...tekrar düşük yaptım. İsteyerek mi yani ya bizim artık bir çocuğumuz olsun... Evet. ...ilişkimiz oturdu, evliliğimiz evet, oturdu. Evet Esra abla eşim istiyordu... Diyordu hı hı. arkadaşlarımın çocuğu var benim de olsun Yani Esra abla Kaynanam görümcelerim Eşimi dolduruyorlardı Ben hamileyken eşim geldi bana şiddet uyguladı Beni öyle bir dövdü Sonra ailemi aradım Ailem biletimi kesti İstanbul'a geldim Düşük yaptım burada Esra abla aradık gelmedi Dedim gel imza at hani şu şekil Böyle olacak gelmedi dedi ben gelmeyeceğim hı hı. Hiç Bizimle ilgilenmedi Ayrılmak istemenin abla. asıl sebebi bu mu? Evet beni aldattı Esra abla 2019'da Esra abla ben ondan 2018'de bana şiddet uyguladığı için buraya geldim ailem beni getirdi mahkemeye gittim savcılığa ifade verdim Şikayetçi oldum. Şikayetçi oldum darp raporu da vardı hatta hı hı. evet sonra 2019'da Esra abla mahkemem vardı buraya gelecektim eşim biletimi kesti dedi ki git bir ay sonra gel hı hı. ben de geldim buraya Esra abla ailemin yanına İki gün geçmedi ifademi çektim. Eşim beni arıyor gelme seni istemiyorum. Ben de hamileyim üç buçuk aylık. Neden beni istemiyorsun Eşim falan. Eşinin ihaneti nasıl öğrendin? Esra abla me sosyal medyada öğrendim. Beni aldattığını. Siz o zaman beraber mi yaşıyordunuz? Evet beraber yaşıyorduk Ailem ailemleydim. İstanbul'a gelmiştim. Sosyal medyada ne gördün? Ee, eşimle e ve şey Fatma diye kadın. Nikahlı iş işte. Aynen, şey, e olmuş. Nişanlanırken bir fotoğraf atmışlar. <laughs> Bizim akrabalarımız da bize attı bu fotoğrafı. Bu direkt kayınpederin aradı. Kayınpederi de kalktı bize dedi ki benim amcamın kızı oluyor. Yanlış anlamayın hiçbir şey yok aralarında. Falan. Senin eşinin ve yanında bulunan Fatma'nın nişan evet. fotoğrafı vardı. Evet Esra abla. Sosyal medyada yayınlandı. Evet. Peki o fotoğrafın altında ne yazıyordu? Nişanlı Fatma Fırat İkna yazıyordu. Ha kendi soyadında sosyal medyada evet. değiştirmiş. Evet Esra Sonra? Abla. Sonra Esra abla öyle geçti. Artık aramadı, sormadı. ya Çocuğum karnımdayken bile hiç demedi bu çocuğun durumu iyi mi değil mi. Ben doğuma bile gittim Esra abla kardeşlerim hepsi şahit. Aradık doğuma bile gelmedi Esra abla. Bunları yapmasının sebebini? Hmm. Evlilik, e, hani şimdi... Fatma ile dini nikahla beraberliğini. Evet, mi? Fatma bırakmıyordu gelsin Sen hamileliğinden sonra eşine tekrar geri döndün mü? Evet döndüm Esra abla. Nasıl affettin eşini? Gel. Şimdi hem... Ee, sana şiddet uyguluyor, kayınvaliden, işte görümcem ve bu evet. konuda yapılmış şikayetlerim var. Hem eşinin ihanet fotoğrafını sosyal medyada görüyorsun. Eşin seni geri çağırırken ne diyerek yani beni affet dedi? Esra abla geldi özür diledi dedi ben bir hata yapmışım, ben yanlış yollara düştüm. Ben de kendimde değildim, sen gittin ben kötü oldum şöyle böyle geldi ailemden de özür diledim. Sen bu dedi. ilişkiyi sordun mu? Senin Fatma ile ilişkin nedir, bu fotoğraflar nedir dediğinde? Evet sordum Esra abla dedi ki yanlış bir şey yapmışım. Dedi Fatma da, Fatma diyen kadın da hamileydi zaten. O da beş buçuk aylık hamileydi Esra abla. E Sen ben hamileyken o e, hamile evet. ikiniz evet, aynı anda ya. hamilesiniz. İkiniz aynı anda hamileyiz. Sen baba evindesin. Evet. O? O da e, eşimle ailesiyle yaşıyor. Eşimle ailesiyle yaşıyor. Evet. Hayatım asıl cümle bu. iki saattir senden onu bekliyorum. <laughs> hani özellikle anlatsın istiyorum da. Esra abla da. kusura bakma biraz heyecan var da o Tahmin edebiliyorum. Ben Aynen. bazen o ilk ee, anlatım benim için de çok önemli. Aynen. Şimdi Nazime kaçtığı, sevdiği bir adam var. Onunla e, evleniyor. Bir çocuk dünyaya getiriyor. Ama o çocuğun dünyaya geldiği sürece kadar hamileliğin süresince evet, ve efendim. hamileliğinden önce şiddet görüyorsun. Baba evet. evine gidiyorsun. Evet. Bu arada eşin başka bir kadınla beraber. Evet. Onunla aleni bir şekilde beraber evet. yaşıyor. Senin hamileliğin sürecinde o kadın da hamile. Evet esra Yani abla. bu adam aynı anda hem resmi nikahlı hem de e, evlilik dışı ilişkisindeki kadınları hamile bırakıyor. Evet Esra Ve bu iki çocuk dünyaya geldi Aa, mi? Geldi. Çocukların geldi. arasında kaç ay var? Biri bir yaşında, Fatma'nın kızı bir yaşında. Beş benim aylık. oğlum bir buçuk yaşında Esra Altı. Abi. Dört, dört beş aylık Aa, ya da beş aylık çok bir. Şey bir... Eş evet. Fırat bir Süren... kabul ediyor. Fırat'ın babası ne diyor? Sizi evde tutabilmek için sanırım. o Aralarında bir şey yok. Amca kızı mı diyor evet, Fatma Hanım evet. için? Evet öyle söylüyor. Akrabalık var mı gerçekten? Kızla mı? Ha, yok, evet. yok. 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 Sen hala kızısın. Evet. O senin halanın oğlu. Evet. Ee, o da amca kızı. Evet. Öyle söylendi ama öyle değil amca kızı değil. Hiçbir şey Hayır. yok. Hiçbir şey ee, yani yok. Yani siz beş ay, beş ay arayla evet, iki abla. kadın doğum yapıyorsunuz. Aynen Esra abla. Peki sen çocuğun doğduktan sonra kocanla beraber yaşamaya başladın mı? Yok. Bir ay geçti Esra abla. Benim çocuğum dört aylık oldu. E, eşim arıyor ailemi Hı. özür diliyor. Hı hı. E, ...verin bana ben bir hata yaptım... ...yanlış yaptım, yuvamızı yıkmayalım... ...kötü yollara düştüm... ...istemeyerek oldu falan filan... ...bir sürü şey söyledi Esra abla... ...ben de yuvam yıkılmasın çocuğum babasız kalmasın diye gittim... Hı hı. ...keşke gitmeseydim Esra abla... ...gene beni ortada bıraktı Fatma'ya gitti. Hayatım bu sadece seni değil ki... ...aynı dönemde iki kadın da ortada... ...iki çocuğu da mağdur ediyor. Evet Esra abla. Ve Nazime şunu anlamıyorum... şimdi Tabii ...siz Esra abla. gencecik insanlarsınız... Ee... ...kaçıyorsunuz, seviyorsunuz... Evet. ...her şeyi göze alıyorsunuz... ...daha elle tutulur... ...dört yılın iki yılı beraber evet. yaşadınız yaşamadınız... ...yani bu dört yılda... ...hayatına iki kadın sığdırmak... ...iki çocuk sığdırmak... ...her ikisini de mağdur etmek... ...şimdi Öbür Hanım Efendi sanmıyor ki... ...sanmasın yani ben yanındayım da... dinin nikahlısıyım, mutluyum sanmasın... ...yani iki kadını da aynı anda mağdur ediyor... Evet. ...siz bunu sevmiyor muydunuz birbirinizi? Seviyorduk esra. Bu hayatını bu kızı ne zaman almış... Neredeyse bir sene oluyor Esra abla. Aile bunu nasıl kabullendi Fırat Bey'in ailesi ne diyor bu duruma? Ya şöyle Hülya, Hülya hocam şöyle söyleyeyim zaten ailesi beni istemiyordu. Benden hmm. nefret ediyorlardı. Fatma Hanım da birlikte ailenin yanında mı yaşıyorlar? Evet. Şu an Ay onlar beraber yaşıyorlar Esra, hani abla. Esra abla. Aşkım benim senin gelin olarak değil ki sen onların öz bir öz yani akrabasın, canısın, ciğerisin. Yok Esra abla bizde öyle bir şey yok. Ya ha? Zaten çok şey yaptılar bana şiddet şu bu ben çok çektim Esra abla hani çocuğumu bile arayıp sormadılar ben doğum yapana kadar Doğumu nerede yaptın? Burada yaptım ha, Zeynep sana Tamam. Burada yani burada evet. derken annenin ve babanın evinde evet, mi? Evet İstanbul'da annemle babam Sonra geri döndün ailen seni evet. kabul etti değil mi? Evet, evet Esra abla Ve bağrına bastı Evet Esra abla Ya yani ne acı değil mi o gün isyan ettiğiniz arkanızın dönüp gittiğiniz aileniz başınız sıkıştığında sizin hep yanınızda Gerçekten öyle Esra abla. Çocuğunun bir yaşını gördü mü? Görmedi. Hiçbir şeyini bilmiyor. Hı, hiçbir şeyini doğru düzgün bilmiyor Esra abla. Sadece bir tek kızı var kızına bakıyor öbür hanımına bakıyor. En, en, dini nikahlı eşine. nikahlı. Hasret. Şey Esra abla şimdi bu zaten e, benim eniştem eski eniştem diyeyim enişte de demek istemiyorum. Tanım diyelim. Aynen. Bu normalde hani benim ablam çok çabuk hani inanan bir insan. <laughs> Kaç sefer gitti geldi. Her seferinde de ailem yapma, etme. Hani gözüyle gördüğü şeyi görmemezlikten geldi. Her şeyini kabul ederek gitti. Yani yine istemediler, yine kabul etmediler. Her seferinde dışladılar. Elektriksiz kaldı, susuz kaldı, sesi çıkmadı. Dışarı attı, dövdüler, yine sesi çıkmadı. Ama başkaları gelince de hiç öyle yapmıyorlar. Değil mi? Efendim Esra ee, abla? Bu kadar her şey gözünü kapatmanın bak ab, kardeşin diyor. Evet, diyor efendim. ki, gördüğüne gördüğünü görmemezlikten geldi. Duyduğunu duymamazlıktan geldi. Neden? Sevdiğim için Esra abla. Sevgi değil Bu tek ya taraflı yani. bir sevgi. Evet tek taraflıydı. Bak mi? senden kaç yaş büyük o evet, sevgi mi? Hayır. Sevgi karşılıklı olur Esra abla. Sevgi sevdiğini incitmemektir. Ben bunu bilirim. ...bazen böyle bize zarar veren... ...insanlara karşı bir tutkumuz olur. Evet. Senin de bu sana zarar verdiğini bile bile... E, ...o insanın peşinden gitmen... ...aslında... E, ...seni de çok yıpratmıştır. Evet doğru Esra. Sen şimdi kendini mutlu bir kadın gibi hissediyor musun? Yok hissetmiyorum. Fatma Hanım'la hiç telefonda ya da yüz yüze... ...bir araya geldiniz mi? Evet geldim. Oo. Şimdi eşe yönelen... E, ...bu sevgili tazminatı kalktı fakat şu da yok sayılmasın eğer bu evlilik dışı ilişki yaşayan kadın evlilik birliği içerisindeki eşi kanunen resmi nikahlı eşi rahatsız ediyorsa sosyal medyadan bu kişiye yönelik tazminat davanızı açabilirsiniz. Ne dedi Gidip şikayetçi olabilirsiniz. Ne dedi mesela seni Fatma Hanım aradı. Esra abla sürekli bana diyor boşan. Tamam o yetmiyor Esra abla bir de bana da mesaj atıyor. Hı. Sürekli bilmiyorum ablamın kızsal ...şeylerinden bahsediyor, kötülüyor, benim üstüme... ...bilmiyorum benim eşim beni seçti, dışlıyor, şey yapıyor, kışkırtıyor. Her seferinde engelliyoruz, başka hesaplar açıp bize mesajlar atıyor. Bu sefer de gidip e, eşinin ailesine bizi kışkırtıyor. Onlar da bizi arayıp buna patlıyorlar. Sen çocuğunun babasına, resmi nikahlı eşine... ...hiç arayıp bir kere de sen ne yapıyorsun, nasıl bir insansın dedin mi... Yüzüne söyledim Esra abla. Ondan sonra ben hiç aramadım. O da beni hiç aramıyor. Esra abla bilmiyor oğlu var yok ya da bir ihtiyacı var mı ya da nasıl hasta mı? Hani hiçbir şey Esra abla umrunda değil. Bilmiyor zaten benim oğlum var. Varsa yoksa Fatma ile kızı. Baba çocuğunu kaç kere gördü? Bir iki kere gördü Esra abla. O da oradayken gördü. Buraya geldim zaten hiç görmedi. Sen şu anda ailenle yaşıyorsun. Evet ailemle yaşıyorum. Hayatını öyle sürdürüyorsun. Evet, boşanma davası açtın mı? Hayır açmadım Esra abla. Neden açmadın? Ya bir avukata gittim de bir miktar para istedi de maddi durumda yetersiz olduğu için açamadım. İşte adli yardımdan bu konuda destek de alabiliyorsunuz yani eğer imkanınız yoksa ya, telefon... Adli, adliyelerde özellikle bayanlara söylüyorum kadınlarımıza adli destek mağdur hizmetleri Hı -hı. var. Bu daire başkanlığı sizler için boşanma sürecindeki o hem... E, adli anlamda sizi yönlendirecekler hem de parasal anlamda destek olacaklar size yine barolar sizin hizmetinizde